döneminde sokağa çıkma yasağı da geldi dedik. Özellikle bu yaş ayrımcılığı konusu da bir açıdan gündeme geldi bu dönemde. Aslında bu dönemde yaşlıları korumamız gerektiği konusunda hepimiz hemfikiriz. Ancak sanki bu sürecin nasıl ele alınacağı ile ilgili bir konsensus yok kişiler arasında. Bu süreçle ilgili neler söyleyebilirsiniz? Tabii ki yani birinci önerim şu, Sağlık Bakanlığı'nın ve ilgili yetkililerin yaşlıların sokağa çıkma yasağını çok yakın bir zamanda, birkaç hafta içinde maksimum tekrar gözden geçirmesi. 20 Mart'ta Lancet'te bir yazı yayınlandı. Sokağa çıkma yasağı ve evde yaşlının izolasyonu diğer fiziksel hastalıkların, özellikle diyabet, hipertansiyon veya düşmelerin çok artmasına neden olduğunu ve mortalite ve morbiditenin sokağa çıkmakla neredeyse bir süre sonra eşit hale gelebileceğine dikkat çeken bir yazı bu. Gene Amerika'nın National Institute of Aging diyeceğim, Yaşlanma Enstitüsü, izole tutulan yaşlılarda depresyonun ve anksiyetenin getirdiği, psikiyatrik morbiditenin getirdiği sağlık problemlerinin en az koronavirüsün getirdiği ölümcüllük kadar bir müddet sonra hastaları etkileyebileceğine ait bir İtalyan çalışmacının araştırmasını yayınladı. Bunları toparlarsak, yaşlılar evde oturun deyip demek sorunu çözmeyecek. Yaşlılar evde oturduğu müddetçe hastalanma, diğer hastalıklardan hastalanma riskleri artacak. Benim hekim olarak görüşüm, sokağa çıkma yasağının bir müddet sonra birazcık gevşetilmesi. Çünkü sonuçta gençler sokağa çıkıyor, virüs alacaksa alıyor, eve de getirecek. Bu durumda Dolayısıyla evde sanki yaşlılar kapalı tutmak. salgından etkilenen kısım değil de sanki hastalığı yayan kişi yaşlılarmış gibi bir aslında izlenim de oluştu diyebilir miyiz? İlk günlerin paniği içinde hem sağlıkçılar hem de politikacılar yaşlılığı koruyalım, yaşlılar sokağa çıkmasın, yaşlılar hasta oluyor, yaşlılar daha çok hasta oluyor söylemlerini arka arkaya dizince ve hızlıca ve açıklamadan söyleyince anlayış şu oldu: yaşlılar bu hastalığı taşır, bulaştırır, gençlere bir şey olmaz. Halbuki öyle değil. Ölen kişileri de görüyoruz. Ölen yaş ortalamalarını da görüyoruz. 40'lı 45'li yaşlarda pek çok kişi bu hastalıktan ölebiliyor. Yaşlılar her türlü hastalıkta daha kırılganlar zaten. Yani influenza'da da daha kırılganlar. Diğer griplerde de daha kırılganlar. Ya da bir deprem ortamında ya da bir soğuk hava ortamında da yaşlılar daha kırılganlar. Bu yaşlıları bu şekilde stigmatize etmeye bu kadar Türk toplumunun meyilli olması çok üzücü. Hani yaşlılar başımızın tacı diye bir sürü atasözümüz varken birkaç insanın davranışının da topluma genellememek lazım. Sevgiyle, saygıyla yaşlılarına yaklaşan, onların alışverişlerini yapan gençler ve insanlar da var. Dolayısıyla herkese genellemiyorum ama bu stigmatizasyon için özellikle politikacıların ve sağlıkçıların dillerine ve söylemlerine çok dikkat etmesi gerektiğini Mesela her düşünüyorum. gün hocam günün sonunda maalesef vakalar